Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih ve bugünkü videoda nasıl bir ay içinde yeni bir dil öğrendiğimi size anlatacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu videonun sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar, bence bir dil öğrenmek için en etkili yöntemlerden ikisi dizi ve şarkı. Neden bu ikisi? Çünkü dizi seyrederken o yaşam ve hayatın içine giriyorsunuz ve adapte oluyorsunuz ve dil öğrenmeye başlıyorsunuz. Şarkı dinlerken de bir alışkanlığa dönüyor ve siz şarkıları ezberlemeye başlıyorsunuz ve o da bir dil öğrenmek gibi bir şey. Arkadaşlar, ben Türkçe öğrendiğimde 5 yaşındaydım ve o zamanlar Arka Sokaklar izliyordum ve Akasya Durağı. Arkadaşlar, söylediğim gibi o zamanlar ben Akasya Durağı, Arka Sokaklar ve Yaprak Dökümü izliyordum. Hatta Aşk-ı Memnu'da vardı ama ailem izin vermiyordu çünkü normal bir şeydi. Yani 5 yaşındaydım ve o da bayağı... Ondan dolayı gerçekten benim Türkçe öğrenmemin tek sebebi diziler ve ondan sonra şarkı dinlemeye başladım. Tabii şarkı dinlemeyi 10 yaşımda falan başladım ve gerçekten yardımcı oldu. Bazı deyimler, atasözler falan öğrendim. Ve ondan dolayı her zaman bir dil öğrenmek istediğimde o dilde şarkı dinliyorum veya dizi seyrediyorum. Ama söylediğim gibi ilk başta bir şey anlamasanız da normal bir şey. Mesela ben kendi adıma konuşayım. Şu anda Dark izliyorum ve benim Almanca seviyem A2 seviyesi. Ve çok şeyi anlamıyorum. Çünkü normal bir şey yani. Ama konuşabiliyorum. Dizi seyretmeye başlayın ve gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Altyazı kullanmayın. Ya da eğer kullanıyorsanız o dilde kullanın. Mesela eğer siz Türkçe konuşuyorsanız ve İspanyolca öğrenmek istiyorsanız İspanyolca dizisini Türkçe altyazısı ile izlemeyin. Çünkü hiçbir etkisi olmayacaktır. Arkadaşlar, bu işler para harcama ve kursa gitmekle olmuyor. Sadece çalışmanız gerekiyor. Örneğimiz ne? Benim bir arkadaşım vardı. Bayağı kız 10 sene falan kursa gitti ve her defasında da bana şey derdi. Benim İngilizcem çok iyi, ben çok iyi konuşuyorum falan diyordu. Sonra bir 2 ay önce falan bana ödevlerini attı ve ödevlerde bayağı bir A1 seviyesi, B1 seviyesi falandı. Çok basitti. Yani hangi seviye olduğunu da ben anlayamadım. Çünkü çok basitti ve ben böyle sadece şoka girdim. Çünkü o kadar kursa gittin, o kadar para harcadın ve şu anda da sen yine ödevlerini bana atıyorsun. Ve bundan dolayı diyorum ki para harcamayın ve evinizden çalışın. YouTube'da bir sürü kanallar var, bir sürü öğretmenler var. Online öğrenebilirsiniz, Duolingo'dan öğrenebilirsiniz, Memrise kullanabilirsiniz, dizi, Netflix, tabii ki de Netflix yani bayağı öneriyorum. Ve şarkı dinleyerek Spotify'dan bütün şarkıları dinleyebilirsiniz. Ve her zaman söylediğim gibi bir dil öğrenmek hiç zor değil ve onun için çalışmanız gerekiyor. Eğer çalışırsanız gerçekten %100 size garanti veriyorum ki öğreneceksiniz ve 1 ay ya da 2 ay sürecek ve konuşmaya başlayacaksınız. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen eğer beğendiyseniz beğendiğim tuşa basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın tabii ki de. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkatli bakın. Hoşça kalın.